Herkes selamlar, sevgiler. 360 sağlığın katkıları hazırladığım yepyeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz. Çanakkale'deyim. Hadi şunları gir. Of, çok sıcakmış ya. Şekerli biberon zannettim abla bunu. Evet, bugün Çanakkale'de Çanakkale'nin böyle ikonikleşmiş, kemikleşmiş lezzet duraklarını gezeceğim. Hem Çanakkale'lerin çok sevdiği, hem dışarıdan gelenlerin önünde kuyruklar oluşturduğu şahane lezzet duraklarına gideceğiz bugün, ama başlamadan önce size 360 Sağlık'tan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, 360 Sağlık bizim yepyeni sponsorumuz. Öncelikle kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu yollarda, bu rotalarda bundan sonra kendileriyle beraber olacağız. Sizlere de lafı böyle çok uzatmadan, evirmeden, çevirmeden bu sponsorluğu böyle dümdüz söylemek istedim. Çünkü 360 Sağlık'ın hizmetlerinden ara ara bahsediyor olacağım. Bunları da size tüm samimiyetimle aktarıyor olacağım. Çünkü bu videolar destekçilerimiz sayesinde oluşuyor ve sizlere kadar ulaşıyor. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınıza destek olmayı unutmayın. Lafı çok uzatmıyorum. Çanakkale'nin lezzet durakları başlasın efendim. Evet, şimdi de düzenli börek evine geldik. Tatlı bir aile işletmesi. Şimdi bir karışık börek, yanında balla süt. Güzel bir öğünle devam ediyoruz. İçeri doğru gidiyorum. Amca burada, baba da burada galiba, değil mi? Baba da burada. Amca da burada. Eşim de burada. Annem geliyor, aileceyiz. Hep beraber buradayız. Ya boş kalmıyor. Gördüğünüz tezgahta gelen börekler en fazla durma süresi 10 dakika. Bir kilodan 4-5 pozisyon börek çıkartıyoruz. Bu kazanda süt var, doğal süt. Müşterilere böyle duble veriyoruz. Karışık yaptırdım ben. Yanında ballı süt. Bir de burada şöyle bir kahvaltı tabağı var. Ballı süt 25 lira. Böyle bir suyu şu peynir tabağı da 70 lira. Şimdi bunu devam edelim. Bir sonraki durakta görüşürüz. Şimdi Sardalya'ya geldim. Sardalya, Çanakkale'nin böyle meşhur simge, ikonik hale gelmiş bir lezzet durağı. Ekmek arısı sardalya yiyeceğiz burada. Burada ekmek arısı midye de var. İşte ne bileyim, başka balık ürünleri, deniz mahsulleri de var, ama ben buraya bugün sardalya yemek için geldim. Şöyle bol yeşillikli, bol soğanlı güzel bir ekmek arısını hazırlayalım ve masada buluşalım. Sardalyalar yağla buluşuyor. Yağ süzüldükten sonra ekmek arasına girmeye hazır olacak. Bu böyle süzülecek burada yandan yandan. Aynen. Şimdi şöyle geldi. Ekmeğim geldi. Turşu suyu geldi yanında. Bak, turşu suyunu göstersene Doğukan. Böyle bir ondan bir yudum alayım ya. Oo, hiç de öyle tuzlu değilmiş. Bu arada burada sardalya ekmek aldığı kadar dedi usta. Yani bunun boyutu küçük olabiliyor, büyük olabiliyor, değişiyor. O yüzden standart bir adet yok. Ekmek dolana kadar ekliyorlar şöyle. Ben limona, yeşilliğe, ete her şeye limon sıkarım. Yakıştırırım ya. Limon gibisi var mı ya? Oh. Şöyle de sandviç ekmeği var. Vallahi bayağı da büyükçe. Bu şekilde 170 lira. Yanında turşu suyuyla beraber. Turşu suyu da 40 lira.
Ben şimdi müsaadenizle şuradan sağlam bir lokma alıyorum. Oh. Çıtır çıtır olmuş, cips gibi. Çok güzel ya. Bu da normalde ikrammış. Şöyle normal turşu biberi, bir de kiraz biberi. Evet. Kiraz biberi. Şöyle bir turşu ikram, ama burada böyle şeyle satıyorsunuz değil mi bunları? Satıyor. Büyük olarak da satılıyor. Ben şöyle bir tane tekli atayım ya. Oo, acısı macısı yerinde. Mis gibi. Evet. Buranın artık simgesi olmuş bir yer burası. Hem böyle yerlilerin çok sevdiği, hem de dışarıdan gelenlerin çok sevdiği bir yer. Ben şimdi buna devam ediyorum. Bir sonraki durakta da görüşürüz. Arkadaşlar şimdi küçük bir ara vereceğim ve size 360 sağlığın hayatımızı nasıl kolaylaştırdığını anlatacağım. En başta söylediğim gibi öyle dümdüz şöyle tecrübe ettim, böyle tecrübe ettim yapmak yerine 360 sağlık bizim sponsorumuz ve biz de sponsorumuzu size en iyi şekilde aktarmaya çalışacağız. 360 sağlık ne yapar? 360 sağlık evde sağlık hizmetiyle teknolojiyi birleştiren yeni nesil bir sağlık uygulaması olarak düşünebilirsiniz. Sen neredeysen sağlık orada sloganıyla evinize, ofisinize, iş yerinize, nerede olursanız olur oraya sağlık hizmetini ulaştıran bir platform diyebiliriz. Örnek veriyorum. Evinizdesiniz ya da ofisinizdesiniz. Biraz rahatsızsınız, biraz kırgınsınız ya da benim gibi seyahate çıkacaksınız ve yorgunsunuz. Birazcık daha desteğe ihtiyacınız var. 360 sağlıktan hemen bir destek alıyorsunuz. Hemşire arkadaşlar 360 sağlık araçlarıyla gelip evinizi, ofisinizi ziyaret edip size gerekli işlemleri uyguluyor ve uygulama bitene kadar da yanınızdan ayrılmıyor. Bakın burası çok önemli. Çünkü normal şartlarda basit bir evde sağlık hizmeti aldığınız zaman gelirler, serumu takarlar, perdeye asarlar ve giderler. Ben daha önce bunu yaşamış birisi olarak çok net söyleyebilirim. 360 sağlığın bence en güzel uygulaması bu. İşlem bitene kadar sağlık personeli yanınızdan ayrılmıyor ve bu da size gerçekten hem daha güven hem de daha büyük bir konfor hissi yaşatıyor. 360 sağlık şu an için sadece İstanbul'da, ama belki de siz bu videoları izlediğinizde diğer şehirlerde de açılacaktır. Ben bunun bilgisini açıklama kısmına zaten ileteceğim. Bu videoların da sizlere gelmesindeki çok büyük emeği olan 360 sağlığa çok teşekkür ediyorum. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi çarşıda mis pişi ve gözlemeye geldim. Burası pişi yapıyor ama bildiğiniz pişilerden değil. İçeride ablalar var. Böyle çeşit çeşit dolgulu pişi yapıyor. Seçmekte zorlanırsınız, öyle bir yer. Şimdi içeri gideyim. Böyle Çanakkale uygun güzel bir pişi seçim ben. Hem nasıl yapıldığını görelim, hem de pişiyle yolumuza devam edelim. Çanakkale'mizin zaten meşhurdur bu. Düğünlerimizde, şimdi, cenazelerimizde özellikle yapılır. Yani peynirli, pastırmalı, kaşarlı. Her çeşidi. Her çeşit var. Şimdi çikolataya kadar var. Çikolata yani tatlıya kadar, kadar. Evet. Yeşilliğini koyuyorsun. Aynen. Var ya şunları, of çok sıcakmış ya. Doğukan çok güzel kokuyor. Doğukan şu an nereden çekiyor biliyor musun? Sokağın başına gitti Doğukan. O kadar uzakta durma ya. Gibi çekmiyor musun gibi hissediyorum. Neyse bunları biraz soğutayım da öyle çekelim ya. Çok sıcak. Çok sıcak abi. Ben bir ezine peyniri söyledim. Bir de pastırmalı söyledim. Pastırmalı kaşarlı. Ezine peyniri de şöyle, içinde taze nane ve maydanoz var. Böyle tam yaz işi bence bu. Şöyle bir parça alayım ben şundan. Oh, hala çok sıcak. Doğukan bak. Böyle bol da malzeme var içinde. Normalde ben böyle pişinin içine peynir falan koyup yemeyi çok severim. Böyle hazır peynircisi de varmış işte, mis gibi. Şu pastırmalıyı göstereyim size. Bu da pastırmalı kaşarlı. Tanesinin fiyatı da 50 lira. Yani şöyle iki tane söyledim ben, 100 lira tutuyor burası. Oo. Soğumuyor yalnız. Bence böyle bir kahvaltıya gelip şundan, hatta kahvaltı tabakları falan da var. Domates, salatalık, yeşillik. Öyle bir tabak söylersiniz. Bir de birkaç tane pişi söylersiniz. Yanında da çay. E daha ne olsun. Ben şimdi buna devam ediyorum. Bir sonraki durakta görüşürüz. Şimdiki durağımda bir kokoreççi. Hemen yan tarafımız Çanakkale Çayı diye geçiyor. Çanakkale Nehri mi, Çayı mı? Nehir değildir, çaydır herhalde bu.
Hemen burada da yağmur kokoreç. Ben burayı tesadüfen bulmuştum. Çok sevmiştim. Bu videoya da mutlaka eklemeliydim. Çünkü İzmir usulü kokoreç yapan nadir yerlerden Çanakkale'de. Beni en çok şaşırtan da kokoreçin lezzetinden ziyade, lezzeti çok güzel, o ayrı bir konu. Çok beğenmiştim. Ama porsiyon miktarı. Ekmeğin içi böyle, ekmekten çok kokoreç yiyorsunuz. Hadi içeri gidelim. Kokoreçin nasıl yapıldığını sizlere göstereyim. Önde tezgahımızda pişirdik. 6 saat kadar dinlendirmemiz gerekiyor ki iç dış sıcaklık içeriye kadar kendini yavaş yavaş soğutsun. Dilimleyerek servise hazırlayın. Dört dakika, 5 dakika içerisinde pişiriyoruz. Ekmeğimizi kızartmamız gerekiyor. Bizim Hüsnü ile Meltem'in geçtiğimiz haftalarda düğününe gelmiştik. Akşam ne yesek ne yesek diye ararken burada bir esnafın tavsiyesi üzerine biz buraya geldik. Yani o kadar güzel bir kokoreçti ki, yani keşke o gün çekebilseydim ama gece saat 2 falandı. Hem lezzetli kokoreç yiyorsunuz hem de şöyle dolu dolu kokoreç yiyorsunuz. Ya baksana abi porsiyona. Yani bu normal standart. Ben buraya müşteri olarak da geldim. Yani çekim dışında geldiğimde de böyle bir kokoreç yemiştim. Bu şekilde yarım ekmeğin kokoreç fiyatı 340 lira. Ben müsaadenizle başlıyorum buna. Bakın bak. Dolu dolu kokoreç. Midye mi abi? Ver ver ver. Midye de var burada. Midye ne kadar şu anda? Midyenin adı da 14. Yerli mi? Tamam öyle. Böyle. Ama ben bu kokoreci biraz daha övmek istiyorum mümkünse. Çünkü yani İzmir'de çok güzel kokoreçler yiyoruz. İstanbul'da da artık güzel kokoreç yapan yerler var. Ama başka şeylerde de Balıkesir zaten kokoreçin en bazı. Orada çok güzel kokoreç yapan yerler var ama Çanakkale'de açıkçası böyle bir kokoreç yiyeceğimi hiç tahmin etmiyorum. Yani. Kokoreçe devam edelim. Bir sonraki durakta görüşürüz. Evet, o olmazsa olmazdı. Çanakkale deyince akla ilk gelenlerden birisi helvacı Kadir Usta. 1979'dan bugüne devam eden bir helvacılık. Buranın artık, buranın değil, Türkiye'nin simgesi olmuş durumunda. İçeri gidelim, sizi ben Kadir abiyle tanıştırayım. 1979 yılında başladık. Bugünden bu yana devam ediyoruz. Biz öyle porsiyon değil de müşterinin isteğine göre, tartarak veriyoruz. Gramaja göre, değil mi? Kilogramına göre. Bu yaptığımız kutu yarım kilo. Kadir Usta'daki olay şöyledir. Çanakkale'ye gelirsin, gezersin, tozarsın, bütün işini bitirirsin. En son memlekete döneceksin. Yerisin Kadir Usta'da ve hepsi tepsi kilo kilo peynir helvasından alırsın. Sadece şöyle Kadir Usta tadımlık parça verdi. Sizin için afiyetle götüreceğim. Bu öyle bir şey ki attıkça gidiyor. Dediğim gibi Çanakkale'den sonra gideceğimiz yerler var. O yüzden paketleri dönüş yoluna bırakıyorum. Ben şimdi helvanın tadı ağzımda kalmışken artık yavaş yavaş da kapanışa doğru geçelim. Kapanışta görüşürüz. Sevgili dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Çanakkale'nin lezzet duraklarını olabildiğince gezdik. Çok güzel yerlere gittiğimizi düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada 360 sağlığında bilgilerini aşağıda açıklama kısmına ekliyorum. Kampanyalardan haberdar olmak isterseniz, olur da ihtiyacınız olursa, temennim kimsenin sağlıkla ilgili hiçbir şeye ihtiyacı olmaması ama günümüzde her an, her dakika sağlıkla ilgili desteğe hepimizin ihtiyacı var. İhtiyacınız olursa diye de alta linki bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın.